Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Bugünkü durağımız İstanbul Maslak ve Atlas Robotics adlı firmaya sizler için konuk olduk. Yanımızda Ahmet Kebapçıoğlu bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında bilgiler alacağız kendisinden. Merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben bu sene 60 yaşına ulaştım. Bir kızım var, o da doktor. Atlas Robotics'te yaklaşık 2 senedir görev alıyorum. Operasyon sorumlusu, yöneticisi olarak bulunmaktayım. Atlas Robotics'in geçmişi hakkında da bilgi verebilirim. Benim mesleğim mühendislik, elektronik mühendisiyim ben de. Atlas Robotics'te ülkemize teknolojinin ve bilimin katma değerini oluşturan bir ürünü kazandırıp bayrağı gençlere emanet etmek üzere görev yapıyorum. Kurucuları kimler? Şirketimizin kurucuları arasında Çetin Meriçli ve Tekin Meriçli kardeşler var. Tekin Bey ve Çetin Bey yaklaşık 2 senedir Amerika'da Locomation adını verdiğimiz bir gene otonom projesinin başında bulunuyorlar. Çetin ve Tekin Bey Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği'nde robot bilim uzmanı olarak yıllarca görev yapmış. Daha sonra Locomation projesi için Amerika'ya geçmiş durumdalar. Bir diğer kurucu ortak Aydın Ersöz. Aydın Ersöz de Amerika'da eğitim süreçlerini tamamladıktan sonra Türkiye'de IBM, Info Holding ve Innova bilişim çözümlerinde görev almış. Daha doğrusu Innova bilişim çözümlerinin iki kurucu ortağından birisi. Diğer kurucu ortağı da Ümit Otalay. Ümit Bey de aynı zamanda Atlas Robotics'in kurucu ortaklarının arasında bulunuyor. Toplam 4 kurucu ortak diyebiliriz. Bizim cihazımız tümüyle yapay zeka ile çalışıyor. Önce çalışacağı ortamı bir dolaştırıp gösteriyorsunuz. Bunu görüp ezberliyor diye yorumlayabilirim. Ondan sonra bu koordinattaki yükü al, paleti al. Şu koordinattaki işte depoya veya antrepoya nereyse oraya bırak şeklindeki bir iş emrini elektronik ortamda cep telefonu, tablet gibi bir yerden emir olarak veriyorsunuz. Kablosuz bir iletişimle bu emir robota ulaştığında robot bu görevi gerçekleştirmek üzere harekete geçiriyor. Ortam içerisinde yere döşenen, duvarlara asılan hiçbir detay kullanmıyor. Bu da işletme maliyetini, operasyon maliyetlerini çok düşüren, kolaylaştıran bir şey. Bu kurguyla devreye gidebiliyor. Yani emir komutuyla çalışıyor. Bir tek tuşla yönlendirebiliyor. Emir bekliyor. Ne yapma, gel bunu al, ürünümüz hazır. Onu hallettin mi, şimdi şunu yap gibi çeşitli emirleri verdiğinizde bu emirleri gerçekleştiriyor. Tümüyle nereden gidecek, nasıl gidecek, önüne biri çıkarsa onu bekleyecek, götürdüğü depoda boş alanlar varsa hangisine bırakacak, bunların hepsi yapay zeka dediğimiz algoritmalarla robotun kendi içinde çözdüğü problemler. Dolayısıyla şu anda yani Süteş zaten 3 vardiya çalışıyor günde. Biz 5 arkadaşımızın eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını teslim ettik. Robotumuz orada sürekli çalışmaya hazır. Peki yeni projeler olur mu? Yeni projeler bitmez. Yani proje biterse hayat biter zaten. Biz Toyota üzerinde böyle bir ürün gerçekleştirdik. Şimdi sırada farklı markalar var. Kısmetse Yale'la gene bir iş ortaklığı yapacağız. Ayrıca yerli bir Türk markasının da otonom versiyonunu çıkarmak üzere görüşmelerimiz devam ediyor. %100 yerli mi olacak? Evet. Yani o benim çok arzu ettiğim bir hayalim. Tümüyle yerli ve milli. Çok yakınız. Esas zor olanı daha fazla bilgisayar elektronik tarafıydı. Mekanik tarafını da yapabilecek çok güzel sanayi kuruluşları var. Onu da yapacağız. Ona güveniyorum, inanıyorum.
de Atlas Robotik ve ekibine başarılarını devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Siz teşekkür ayağınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Eğer uygun görürseniz böyle genç pırlanta gibi Boğaziçi mezunu ekip arkadaşlarımdan bazıları şu an buradalar. Onları da bir alıp takdim etmek isterim. Memnun ederim.